Aktif öğrenci derslerimize hoş geldiniz. Ben Yasin Durak. Bugünkü dersimizde İngilizce'de kullanılan pasif cümleler üzerinde durmak istiyorum. İngilizcesi arkadaşlar teknik olarak pasif voice geçmektedir. Kısa bir tanımlama yapmak istiyorum bu arada. Bu yapıları kullanabilmeniz için arkadaşlar past participle yani fiillerin üçüncü halinin kullanılması lazım. Örnek bir fiil veriyorum arkadaşlar. Burada make yapmak fiili. Hemen görelim şimdi. Verb 1 make Verb 2 ve verb 3 halleri made ve made olarak kullanılmakta. Örnekler verelim arılar bal yapar. Dikkat edin bakın burada arılar bal yapar. Bees make honey. Arılar bees make yapmak honey de bal demektir arkadaşlar. Bees make. Arılar yapar ne yapar? Honey. Burada balı kimin yaptığı belli mi arkadaşlar? Belli. Bees olarak kullandık. Şimdi çayı çok içeriz. We drink. Biz içeriz. Tea. Çayı a lot. We drink tea a lot. Burada bu iki cümlede arkadaşa işi yapan belli mi belli. Biz arılar we biz. Geçelim diğer örneklerimize arkadaşlar. Bu arılar bal yapı örneğini tekrar etmek istiyorum. Bees make honey. Arılar yapar bal. Yani arılar bal yapar. Şimdi soru soralım. Kim bal yapar? Arılar. Arılar ne yapar? Bal. Bakın kim? Arılar belli. Ne iş yapar? Bal. Okay. Şimdi İngilizce'ni görelim. Who makes honey? Who makes honey? Bees. What do bees make? Arılar ne yapar? Bakın burada what? Honey. Who? Bees. Cevabını verdik. Bal arılar tarafından yapılır. Bakın son cümleyi görüyor musunuz arkadaşlar? Son kelimeyi görüyor musunuz? Yapılır diyor. Yapar demiyor, yapılır. Yani bir pasif cümle var. Şimdi aktif cümlemizi tekrar görelim. Arılar bal yapar. Aktif cümle demek arkadaşlar işi yapan özne belli demektir. Bees make honey. Bees arılar make yapar honey bal. Şimdi pasif cümlemizi görelim. Bal yapılır. Dikkat edin burada nesnemizi başa getiriyoruz. Bal yapılır. Ve aynı zamanda yüklem de burada arkadaşlar değişiyor fiilimiz. Yapılır diyor. Pasif bir cümle. Bal neydi arkadaşlar? Honey. Yapmak fiili neydi? Make. Ama biz bu burada ne kullanacağız? Üçüncü halini. Çünkü kuralımız o şekilde. O zaman görelim. Honey is made. Burada is kullandık. Çünkü buradaki hani yiyeceğimiz sayılamaz olduğu için is kullanılır arkadaşlar. Honey is made bal yapılır. Şimdi arkadaşlar fiillerin üçüncü hallerine kısa bir örnek kısa bir örne kısa örneklerle vermek istiyorum. Make Maint, maint. Burada verb tree olan kısmı kullanacağız biz. Maint. Send, görmek, göndermek. Sent, üçüncü hali. Deliver, teslim etmek. Delivered. Dikkat ederseniz şurada teslimat yapıldı diyor. ED var arkadaşlar. Verb tree olarak. Bakın burada da ED var. Burada fiiller ED alırsa ya da şöyle söyleyeyim. ED veya D takısı alan fiillerin hepsi arkadaşlar düzenli fiil olarak geçmekte teknik olarak. Da buna İngilizce'de regular verbs diyorlar. Drink, içmek. Drunk, üçüncü hali. Call, arama yapmak. Telefonla tabii ki. Called, called. Burada da id kullanılmış. Burada da id kullanılmış. Bu da düzenli bir fiil arkadaşlar. Şimdi geçelim örneklerimize. Kahvaltı yapılır. Dikkat ederseniz kahvaltı neydi? Breakfast. Yapmak neydi? Make. Ama biz burada yapılır diyor. O zaman üçüncü halimizi kullanalım. Breakfasts is made. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Süt. Süt milk. içmek drink. Ama biz burada içilir diyor. Kimin içtiği belli değil. O yüzden üçüncü halini kullanıyoruz. Neydi? Drunk. O zaman milk is drunk diye çıkması gerekiyor. Milk is drunk. Tekrar edelim. Breakfast is made. Milk is drunk. Bu arada arkadaşlar ben İngilizce söylerken sizler de söylerseniz en azından konuşma akıcılığınız ıı, fayda sağlayabilir. Evet, bu arada arkadaşlar pasif cümlelerde fiillerin üçüncü hali kullanılmalıdır diyor. Tekrardan hatırlatma yapılıyor. Teknik olarak buna past participle denilmektedir. Şimdi diğer örneklere geçelim. E-posta gönderilir. E-posta e-mail. Göndermek send. O zaman görelim. E-mail is sent. Sol tarafta Türkçeleri arkadaşlar. Sağ tarafta İngilizceleri. Package. Package arkadaşlar. kargo anlamına gelir. Veya paket anlamına da gelir. Package is delivered. Dikkat edin üçüncü aynı kullandık. ED takısı. Order sipariş demek. Take de almak. Ama üçüncü aynı kullanacağımız için order is taken. Yani sipariş alınır diyor arkadaşlar. Books. Evet gelelim şimdi burada çoğul bir kullanım var. Books. Kitaplar are sent. Kitaplar gönderilir. Burada çoğul olduğu için arkadaşlar dikkat edin are kullandım. Çünkü burada books diyor. Evet, call is made. Çağrı yapılır veya arama yapılır şeklinde bir ifade kullanılmış. Call is made. Evet, dikkat edin hepsinde yüklemli arkadaşlar fiillerimiz hep made, sent, taken, delivered, sent şeklinde üçüncü halleri kullanılmış. Pasif olduğu için. Evet, şimdi diğer bir cümlemizi görelim burada. Geri bildiriminiz değerlendirilir. Bakın burada cümlemizi analiz etmemiz lazım. Değerlendirilir diyor yüklemde. Dirilir. Yani kimin tarafından değerlendirildiği belli değil burada. Ama yapılıyor. Birisi tarafından yapılıyor. Geri bildirim. Geri bildirim feedback. Ama kimin? Your. Your feedback. Burada değerlendirmek İngilizce'de assess. Arkadaşlar pasif olacağı için üçüncü hali kullanacağız. O zaman görelim. Your feedback is assessed. Bakın gördüğünüz gibi ed kullanılmış burada. film üçüncü hali. Şimdi gelelim bu işlerin kimler tarafından yapıldığını öğrenelim. Burada kimin tarafından yapıldığını bilmemiz için by who. Kim tarafından anlamı var arkadaşlar tamam mı İngilizce olarak. By tarafından who ya da kim olursa Ali, Ahmet, Mehmet benim tarafından, arkadaşım tarafından gibi ifadeler kullanacağız burada. Örneklerimizi görelim. By me benim tarafından, by you senin tarafından, by us tarafımızdan, by them onlar tarafından By him, o erkek tarafından. By her, o bayan tarafından. By the boss, bakın burada patron tarafından dediğimiz için by the boss diyoruz. By my father, babam tarafından. By the customer, müşteri tarafından. Hatırlatma yapıyorum arkadaşlar, unutmayın. Burada by who da by mutlaka kullanmanız gerekiyor. Tamam mı? Ondan sonra kişi ismini belirtiyorsunuz. Veya da nesneleri. Burada me, you, us, them, him, her gibi. Evet. Şimdi örneklerimizi görelim. Başvurunuz tarafımızdan değerlendirilir. Dikkat edin burada değerlendirilir diyor. Demek ki pasif bir cümle. Başvurunuz neydi? Kimin? Sizin. Your application. Your application is. Değerlendirilir. Assessed. Kim tarafından? By us. Görelim. Your application is assessed by us. Evet. Size tarafımızdan geri dönüş yapılır. Bakın geri dönüş yapılır diyor burada. Yapılır. Pasif bir cümle. Buradaki kullanım biraz farklı gibi gözünüz, gözükse de bunu belirtmek istiyorum. You will be returned. Şuraya kadar olan kısım returned size dönüş yapılacak demektir arkadaşlar. To you yine burada kullandım. To you size. Kimin tarafından? By us. You will be returned. Burada return Türkçe return arkadaşlar geri dönüş geri dönmek demek. Ama burada ed kullanıldığı için pasif kullandık ve aynı zamanda will gibi ifadelerde be kullanılır you will be returned to you size dönüş yapılacak by us tarafımızdan baklava herkes tarafından yenilir. Bakın baklava yenilir diyelim önce. Baklava is yemek fiili neydi? Eat. Yenilmek eaten. Baklava is eaten kim tarafından? By herkes neydi? Everybody görelim. Baklava is eaten by everybody. Adana şalgamı Adanalılar tarafından çok sevilir. Adana şalgamı Adana Şalgam diyelim. Sevi, sevmek, sevilmek burada arkadaşlar var. O zaman loved fiilini kullanacağız. Üçüncü hali. Adana Şalgam is loved. Burada çok var. Ben bunu İngilizce sınırım eklemeyi unutmadım. Çok, a lot demek. Görelim şimdi. Adana Şalgam is loved by Adana people. Bu cümlenin tercümesi arkadaşlar. Adana şalgamı Adanlar tarafından sevilir. Çok burada unutmuşum sanırım. Evet. Özet olarak gösterelim. Pasif cümlelerde eylem fiilin üçüncü hali kullanır demiştim. Örneklerimizi görelim. Bal aralar tarafından yapılır. Bakın kırmızı ifadeler bunların bu cümlelerin pasif olduğunu gösteriyor arkadaşlar. Bal aralar tarafından yapılır. Honey is made by bees. Bal kelebekler tarafından yapılmaz. Bakın burada kelebekler var. Honey is not made by butterflies. Butterflies kelebekler demek. Soru soralım. Bal arılar tarafından mı yapılır? Is honey made? Şuraya kadar olan kısım arkadaşlar. Bal yapılır mı? Kim tarafından? By bees, arılar tarafından. Is honey made by bees? Doğruysa yes. It is uzun cümle kullanmak istiyorsanız Yes, it is made by them şeklinde kullanıyoruz. Arkadaşlar bugünkü dersimizi burada tamamlıyorum. Sorularınız ve önerileriniz olursa bizimle paylaşmanızı rica ederiz. Ayrıca bu dersimizi e diğer tanıdıklarınızla da paylaşabilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Şimdilik hoşça kalın. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Tekrardan hoşça kalın.